İnsanlar için insan ilişkilerinde bir sunum yaparken, bir prezentasyon yaparken, ıvır yaparken, zıvır yaparken her zaman için şu çok önemli arkadaşlar. LinkedIn'e girdikten sonra abicim sen şunu düşünmeniz lazım. Sizi, o mesajınızı attığınız kişi neden okusun? Sizin o mesajınızı alan kişi neden sizi stajyer olarak şirketine alsın? Siz neyi farklı yapıyorsunuz? Şimdi sevgili dostum hoş geldin. Biz her zamanki gibi takılıyoruz, hep beraberiz. Çök kardeşim çök çök. Çök kardeşim çök la çök. Ne anlatıyoruz? Şimdi çok güzel bir soru geldi. Önce ondan bahsedelim. Sevgili dostlar, ben nasıl siber güvenlik kariyerinde Türkiye'de kendime güzel bir alan yaparım? Nasıl insanlara ulaşırım? Nasıl staj bulurum? Bu işten nasıl para kazanırım? Bildiğin etik hackerlıkla düzgün para kazanmaktan bahsediyorum. Maaşlı para kazanmak. Bir defa iş özellikle Türkiye'de, özellikle bizim sektörde iş arkadaşlar bireysel ilişkilerle yürüyor. Yani birebir elde ettiğiniz ilişkiler, insanları tanımanız, yöneticileri tanımanız, yapmak istediğiniz iş sektöründeki insanları tanımanız, o insanların sizi bilmesi, tanıması vesaire gibi bir takım ihtiyaçlarınız var. Yani böyle kafamla geldi işte bilmem nereye sahibinden gittim. Yok sahibinden değil lan, neydi o iş bulma şeysi? Kariyer ha işte yeni bir iştir, kariyerdir bilmem nedir, gidip oraya ondan sonra başvurduğunuz zaman birçok ne yazık ki filtreye takılacaksınız. İşte sizin sertifikanız, üniversite mezuniyetiniz, bulunduğunuz okul, okuduğunuz bölüm, her şey sizin için problem olarak karşınıza çıkacak. Ama onun yerine şirketin yöneticisi, içerisinden birisi, bilmem neresinden bilmem kim sizin adınızı içeriye verdiği zaman hayat çok daha farklı olacak. Peki siz nasıl gidip bunlara takılmadan içeriye adınızı aktarırsınız? Bunun için en kolay yol LinkedIn. LinkedIn'de 2-3 tane arama yapmanız gerekiyor. Birincisi, iş görüşmesinden önce veya aramak istediğiniz sektöre göre LinkedIn profilinizi güncelleyeceksiniz. Buradaki bulmak istediğiniz işi reflekte edecek, çalışmak istediğiniz işi reflekte edecek şekilde orayı dolduracaksınız. Yeni mezun arkadaşlara tavsiyemse mutlaka ama mutlaka yaptığınız bir takım projelerle o LinkedIn profilini, dolayısıyla CV'nizi de doldurmanız. GitHub linkleriniz olur, işte bilmem neresi için yaptığınız geçici bir proje olur. İşte Twitter'da yazdığınız, paylaştığınız bir şey olur. Pentest işi bulduğunuz bir Zero Day vardır, o olur. Yazdığınız bir Medium makalesi vardır, o olur. Bütün projelerinizi oraya doldurun. Projelerinizi oraya doldururken de siz bununla projeler için boş vakitlerinizde üniversite öğrencisiyken uğraşıyordunuz ya. Bunun için olarak mesela örnek veriyorum. Adamın olayı, sen üniversite öğrencisin, 4. sınıftasın ve olayın şu. Manyak gibi bug bounty yapıyorsun. Ondan sonra Medium'da makale yayınlıyorsun. GitHub'da tool'ların var. Ondan sonracığıma A, B, C projelerinde yapmışsın. Bunları da GitHub'da bilmem nerede ıvırda zıvırda yayınlamışsın. Sen bunları nasıl alıp verimli bir hale getireceksin? Nasıl bir CV haline getireceksin? Freelance Bug Researcher mesela. Security Researcher diye bir isim vereceğim mesela. Hiç böyle belli bir bug crowd mesela bug bounty programında çalışmadıysan. Freelance Security Researcher diyeceksin kendine. O sırada bunları yapmışsın gibi, tamam mı? Altına da, o field'ın altına da yazacaksın işte. Medium makaleleri, GitHub projeleri, şu projeleri yaptım, bunları gerçekleştirdim. Sonra detaylar kısmına gelince İşte linklerini vereceksin yukarıdaki summary kısmında falan. Ondan sonra senin şeye bakan bir adam, yani boş vaktini boş geçirmeyip proje üretip bir şeylerle vakit harcayıp, ikincisi bir takım ranklerin falan varsa mesela background'da, HackerOne'da bilmem nerede, bu ranklerini oraya koyup bir takım başarılarını görüp ispat edilebilir, elle tutulabilir, yani mi ölçülebilir başarılarını orada görecek. Bunları gördükten sonra abi bildiğin programlama dilleri, skill setin, neleri ne kadar iyi biliyorsun bilmem ne, bunların hepsini sıralayacaksın. Bunların hepsini bitirdikten sonra abi sen şeye hazırsın. İlk izlenimde iyi bir intiba bırakma konusunda hazırsın abi, tamam mı? Bunu cebine koydun. Artık hedef kitlen belli. Kimlere ulaşacağın belli. Onların da dikkatini, ilgisini çekebilecek bir portföyün belli. Tamam mı? Buna göre yaptın. Bunu yaptıktan sonra abi sadece bununla bitmiyor iş. Yapman gereken başka bir takım daha adımlar var. LinkedIn'e girdikten sonra abicim sen şunu yapacaksın. Mesela deminki soruyu soran arkadaşım üniversitenin bilgisayar bölümünden mezun ve kendisi gidip bir pentesting firmasında, işte security firmasında pentester olarak staj yapmaya başlamak istiyor. Tamam mı? Staj yapabilmek için ihtiyacı olan şey bu firmadaki insanları bulmak. Yapması gereken hikaye şu arkadaşlar. Bu firmalarda çalışan insanlara invitation gönderecek. Abi invitation gönderdiğiniz zaman bu insanlar sizi genelde kabul ederler. Adamın oradaki hedef noktası çok net olmalı. Amacını çok iyi anlatmalısın ve senin orada sadece bir cümlelik, bir atımlık kurşunun var abi. Onu o adama o kadar iyi atmalısın ki saçma sapan bir şey olmamalı yani. Tamam mı? Çok akıllıca
önce kullanman lazım o kurşunu. Şimdi Burak Dayıoğlu al abi. Neydi onların şirketinin adı? Innovera. Heh. Innovera'nın sahibi büyük ortağı Burak. Burak'a mesaj atarken kabul etti diyelim sizi. Burak'a mesaj atarken abi merhaba demeyeceksin abi. Böyle demeyeceksin yani, tamam mı? Abi müsaitsen bir şey sorabilir miyim? Değil. Şöyle yapacaksın olayı. Gideceksin, adamın çok dikkatini çekebilecek sofistike bir şey atman lazım orada, tamam mı? Bak Tuğkan'ın çok güzel bir lafı var burada. Kadınlarla, kadınları tavlamakla ve onları şaşırtmakla ilgili. Git bir tane limon yolla lan. Limon yolla oğlum. Beyni yansın kızın. Instagram'la ilgili falan filan anlattığı çok güzel bir şey vardı. Yani orada atacağın mesaj çok önemli. O mesaj kalkıp da böyle limon yolla lan diyordu, tamam mı? Hatırlıyor musunuz? Yani böyle bir şey atın yani. Anlatabildim mi? Çok 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 mantıklı bir şey olmak zorunda değil abi. Ama tabii kalkıp da Burak'a da limon atmayın, tamam mı? Saçma olur o. Yapmayın, tamam mı? Aynen yani. Ama orada da hani dikkat etmeniz gereken o tek atımlık kurşununuz var abi. Onu çok mantıklı kullanmanız lazım. Orada direkt abi staj mıtaj diye girersiniz. Konu patlar. Tamam mı? Bak ben size olsam ne yapardım biliyor musunuz? Burak Dayıoğlu'na mesaj atacaksın. Innovera'da staj yapmak istiyorsun. Sırrını söylüyorum sana. Adamın bundan bir ay önce içerisinde, geçtiğimiz bir ay içerisinde adamın yaptığı bir proje, paylaştığı bir şey, ıvır zıvır, güzel bir şey. Onu buluyorsunuz. O postun linkini alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki şunla gönderiyorsunuz invite'ınızı. Burak Bey, şurada yapmış olduğunuz çalışma çok dikkatimi çekti. Bu konuda size bir katma değer sağlayabileceğime inandığım fikirlerim var. Bununla ilgili nasıl görüşebiliriz? Bak, bununla ilgili nasıl görüşebiliriz dediğinizde müsait misin bilmem nesin falan filan direkt şeye ihtiyaç yok abi, tamam mı? Kızlarda da işe yarar kanka, rahat ol. Bak, bununla ilgili nasıl görüşebiliriz? Nereden görüşebiliriz? Ya ben katma değer sağlayacağına inanıyorum. Bu onda da aynı karşılığı göreceğini göstermiyor abi. Zaten bunu oradaki kelime zaten katma değer sağlamak. Adamın zaten iyi ve başarılı bir ürünü var, tamam mı? Sen buna ekstradan katma değer getirebileceğini düşündüğün bir şey var aklında. Bir fikir, bir proje, bir şey. Bunu ona anlatmak istiyorsun. Hiçbir şey değilse bile nedir bu diye dönecek sana. Hiçbir şey değilse nedir diye döner. Burak diye dönmezlerse başka birini atacaksın. Firmanın bütün yöneticilerini bul abi. Ondan sonra onların son bir ay içerisinde yapmış olduğu postu bul. Buldukları o postla ilgili mesajı gönderirken, invitation'ı gönderirken LinkedIn'de, isteği gönderirken zaten bu şekilde göndereceksiniz. Harika bir çalışma yapmışsınız. Çok çok etkilendim. Hatta aklıma bu konuda size bu ürününüze katma değer sağlayacağına inandığım bir fikrim var. Bunu nasıl görüşebiliriz? Tak diye bu. Soru bu. Tamam mı? Bölüm bu, hikaye bu abi. Ondan sonra yanındakine, öbürküne hepsini aynı şekilde gönderiyorsunuz. Bu birinci taktik, tamam mı? Bak bu birinci taktik. Diyelim ki adama standart abi bir fikir yaratacaksın kral, düşüneceksin sen de. Eşek değilsin ya yani. Bir zahmet onunla ilgili bir araştırma yap. Sen de bu adamın şirketinde stajyer olmak istiyorsun yani. Katma değer sağlayamayacak adamı niye stajyer olarak alsın abi insan? Bir düşünsenize ya. Ben patronum lan. Bak şimdi ben patronum, tamam mı? Benden bak fikir yoksa diye bir dünya yok hacım. Fikir yoksa bile diyeceksin ki adama size zaman kazandırılabilecek. İşte atıyorum kodlamanız gerekiyor, tamam mı? 20 bin tane ya bak dinleyin dinleyin. Tamam veriyorum bak. Fikri de ben vereceğim. Kappa. Bak kappa. Adamın kodlama için atıyorum 20 bin tane şeyi var. 20 bin satır kod yazması gerekiyor. Sen diyeceksin ki ben bunu 2 günde senin için yazarım. Al yine katma değer ürettin. İlla bir parlak fikre ihtiyacın yok. Hammaliyetini yaparım. Hammaliyet yükünü alırım abi. Bana verin bu işi dediğin zaman yine aynı şey olacak. Anladınız mı ne demek istediğimi? Genç stajyer 20 bin satır kod başında can verdi. Evet şimdi sıradaki haber. Bir bunu challenge'da diğer stajyer YouTube'da paylaştı. falan diye. Şimdi dostum ikincisi şu. Adam diyelim ki kabul etti sizi. Veya daha evvelden bir şekilde bir iletişim içindeymişsiniz ama mesaj atmamışsınız, tamam mı adama? Hiç mesajınız olmamış, mesainiz olmamış. Şimdi artık bundan sonra yürüyeceksiniz, tamam mı? Bundan sonra artık Burak Bey'e yürüyeceksiniz, tamam mı? Bu demin yaptığınız yöntem vardı ya, hani adamın bir aylık çalışmalarını, postlarını bilmemlerini takip edip onunla ilgili böyle bir mesaj atma adama, zaten burada da çalışır o. Ama onun dışında mesela şöyle bir şey olabilir. Adamın yeni bir ofisi kuruluyordur. Yeni bir projeye başlıyorlardır. Yeni bir ihaleden söz ediyordur. Yeni bir iş almışlardır. Bilmem nedir, ıvırdır zıvırdır. Bu tarz hadiselerin olduğu yerde siz gidip şey yapabilirsiniz. Bunlara katma değer sağlamak üzerine konuş olabilirsiniz adamla. Mesela dersiniz ki abi ben böyle bir projeye başlayacağınızı duydum. Bu konularda yardımcı olup size fayda sağlayabileceğime inanıyorum. Hem de bunu işte atıyorum stajyer olarak bila bedel bilmem ne falan fıstık bir takım sizin için avantajlarla sağlayabileceğime inanıyorum. Bununla ilgili görüşebilir miyiz? Her zaman abi şunu düşünmeniz lazım. Sizi o mesajınızı attığınız kişi neden okusun? Sizin o mesajınızı alan kişi neden sizi stajyer olarak şirketine alsın? Siz neyi farklı yapıyorsunuz?
yapıyorsunuz? Bunu ilk cümlenizde anlatmanız lazım. Ondan sonra bunların hepsinden bahsedeceksiniz. Hani şey yapacaksınız. Adamın oraya paylaştığı şeyler nedir, ne değildir? Ivır zıvırı aldınız. Ne katma değer sağlayacaksınız? Ne gibi bir faydanız dokunabilir? Bunu anlatmanız lazım. Hileli olan nokta şu. Önemli olan hileli nokta şu. 1. Instagram'da, LinkedIn'de eğer adam o sırada online değilse ilk cümleniz sadece görünür. Özellikle Instagram'da mesela atıyorsunuz ya post. Restricted araya da sadece ilk cümle gözükür. Tamam mı arkadaşlar? O ilk cümle, ilk 5 kelime falan gözüküyor. Ondan sonraki kısım çok önemli. Eğer LinkedIn mesajınız e-mail'a düşerse, adam online değilse, o zaman sadece adamın attığı mesajın bir kısmı gözükür. O da açtıysa eğer bunu özelliklerden. Orada da maksimum ilk 3-4 cümle gözüküyor. Onun için ilk söyleyeceğiniz cümlenin şeyle alakası olması gerekiyor arkadaşlar. O proje, attıkları post, bilmem neyle alakası olması gerekiyor yani. O çok önemli. Hikaye bu. Şimdi şuna geleceğim. İnsanlar için insan ilişkilerinde bir sunum yaparken, bir prezentasyon yaparken, ıvır yaparken, zıvır yaparken her zaman için şu çok önemli arkadaşlar. İnsanlar sizinle izlediklerinde, dinlediklerinde, sizinle vakit geçirdiklerinde, size vakit ayırdıklarında sizin onlara hissettirdiklerinizi hatırlıyorlar. Sadece ve sadece. Yani işte adamı güldürmeniz, güldürmemeniz vesaireye odaklanmak yerine eğlendirip iyi vakit geçirme veya sizin de iyi vakit geçirmeniz önemli. Günün sonunda her zaman iş görüşmesi esnasında bile iyi vakit geçirmeye odaklanın. Yani bir eğlenin, bir gülün, bir sempatiklik yapın, bir şey olsun yani. Mutlaka bir eğlence olmalı. Anlatabildim mi? Hikaye bu. O önemli bir şey. Abone olun oğlum.